Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Abdullah Hastaoğlu, hava durumundan çevre olaylarına, vefat eden mahalleliden okuduğu dualara, doğum yapan ineğinden akşam uyuduğu saate kadar 70 yıldır her şeyi günlüğüne yazıyor. Abi şey vefat edenler falan yazıyor. Abi Şimdi 60 burada yıl. mesela 2000 yılı ölenler. Hafız Kur'an okumuş. Her gün ne yaptıysam o yazılacak. Misafirim gelmiş, misafir yazılacak. Yani bu kadar belki de burada boş kalmıyor. Yani Oğuzlar'da hiç benim boş kalan bir şeklim olmuyor. Ölenler bir arka bir sayfada onlar tamamı gibi yazıldı onların ismiyle. Ankara'da mı ölmüş, vefat oraya mı yapılmış, efendim defin nasılsa onu uzun açık açıyor. Şimdi şeyde belediyede bir yanlışlık cenaze olursa bana gönderiyorlar şu isim bu var bunu bildiği. Ben de bir ay veriyorum götürüyor onu. Yanlış. 23-30'da yine kullanıyor. Ben bunu yapıyorum, zevk alıyorum bundan. Para budağın cenazesine Çorum'dan geldi, öğle sonu defnettik. Ameliyat oldum, çok ağır ameliyat. Şu kalçayı kırmışım bir şeylerden. Oturduğum yerde yazdım yine onları hasta hasta. Yine de zevk aldım. Burada mesela 2013'de olan olaylar yazıyor. Yazacağım, kefine kadar yazacağım. Ben Allah'a vaat ettim. Sana her gün 40 sayfa Kur'an okuyacağım. Bütün ayetlerini yazacağım. Gece de okuyup yazacağım. Biz çocukluktan bu tarafa yazıyor ama başlangıcı ta ben doğmadan önce başladığı için biz de ajandaların hepsini saklıyoruz. Evimizde mevcut. Onun anısını devam ettireceğiz. Ama bize geçmemiş. Böyle bir alışkanlık bizde yok işte. Mustafa Hacer Sarıkaya gece bizde oturduk. Babam her gece yatmadan 11'de yatıyorsa 11'de, 12'de yatıyorsa 12'de yazar öyle yatar. Hiç şey yapmadan. İki defa ameliyat oldu kalça kırıklığından. Hastanede bile yazdı. Nüsvet de yazıyordu. Da ajandaya geçiyordu yani. Kesinlikle. Hangi doktor ameliyat etmiş, işte kim bakmış, kim ne yapmış, hepsini günübirlik komple yazar yani. 40 derece tahmini, hangi ay? 2013, 2013. Dediler biz Abdullah amcanın kitaplı şeylerini, yazılarını bir ansiklopedi yapacağız dediler. Ama babam güvenip de ajandalarını vermedi. Kaybolur, ben bir daha ulaşamam falan diyerekten. Öyle bir iki üç defa gelen oldu. İstanbul'dan bir gelen oldu ziyaretine. Ama ajandalarını şey yapmadı yani. Veremedi, güvenemedi. Aslında verseydik belki daha iyi olabilirdi. Hayatı dolu dolu yaşadı. Hepsini ajandaya döktü yazılara. Bize ileride işte atıyorum 2010 yılında yazın veya kışın ne yaptığını şimdi açıp okuyabiliyoruz. Ölenleri yazıyor. İşte günübirlik bazı şeyleri yazıyor yani. Senede 65. Bir senedir ölen Oğuzlar'da. Oğuzlar'da. Kulu bozacaksın öyle dürüm çağırıyor. Kulu bozacaksın öyle dürüm çağırıyor.